Meltem ve Yaşama Dair'den herkese merhabalar. Saatler 20'yi gösteriyor. Her zaman olduğu gibi sizlerin karşısındayız. Bugün osteopat, uzman fizyoterapist İbrahim Mayda bizimle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. İbrahim Bey osteopat diyorum ama belki sevgili seyircilerimiz şu anda ilk defa duydular. Acaba osteopat ne demek diye soranlar vardır. Şimdi fizyoterapisti biliyoruz tabii uzman fizyoterapistleri ama osteopatı bir sevgili seyircilerimize ilk önce isterseniz bir aktaralım ne olduğunu. Memnuniyetle. Sonrasında herkesin mutlaka ki bel ağrısı, boyun ağrısı veya bir fıtığı vardır. İşte o fıtıklara gelmeden neler yapmalıyız gerekiyor. Bel ağrılarınız, boyun ağrılarınız acaba her bel ağrısı, boyun ağrısı fıtık mıdır? Hepsini soracağım ama ilk önce osteopat nedir? Çok güzel. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben İzleyicilerimize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi osteopat nedir? Osteopat nedeni bulan kişidir. Evet. Şimdi ayakkabının içerisine bir tane çakıl taşı, çakıl kum tanesi girdi. Evet. Ona basmamak için vücudun günah keçisi bel, omurga, L4-5, günah keçisi evet. Burası. Şimdi ne yaptı vücut? Ne yaptı vücut? Ayağa basarsa ayağı ağrıyacak. Evet. Ağırlığı verdi yukarıya, bele verdi. Belde de şurada bir ağrı oluştu. Hı hı. Hasta ne yaptı? Gitti aile hekimine, ağrı kesici, kas gevşetici verdi. Evet. Geçmedi. Fizik tedaviye gitti. Geçmedi. Evet. Beyin cerrahisine gitti dedi ki ya işte ameliyatlık değil ameliyat olsun gel yaparız dedi. Manuel terapiste gitti tuttu oraya manipülasyon yaptı mobilizasyon yaptı yine geçmedi. Çünkü çakıl taş o kum tanesi hala duruyor ayakkabının içerisinde. Hı-hı. Osteopata git. Osteopat diyor ki hele bir şort giy diyor hastaya. Bir şort giydiriyor. Kadınsa şort sütyen. Şöyle bir muayene ediyor. Ayakkabıya da bakıyor. Evet. Ayakkabının içine de bakıyor. Dışına da bakıyor. Pantolonun paçasına da bakıyor osteopat. Evet. Ayakkabının içerisindeki çakıl taşını çıkardı, giydirdi ayakkabıyı. Lütfen buyurun dedi. Hasta diyor ki ya ağrım yok. Osteopat o kum taneciğini bulan kişi hastanın evet. Vücudunda. Şimdi hazır yeri gelmişken o zaman sizin çok detaylı bir muayeneniz var. Ondan biraz bahsedelim isterseniz. Bir hasta size geldiğinde o zaman siz diyorsunuz ki ben o kökeni yani oradaki çakıl taşını güzel bir benzetmeydi. Bulana kadar o kişiyi muayene ediyorum diyorsunuz değil mi? Yani evet. Anladığım kadarıyla. Peki kişi genelde tabii size bel ve boyun fıtığıyla mı geliyor? Genelde hastalar hangi problemle geliyorlar? Şimdi bel fıtığıyla geliyor, boyun evet. Fıtığıyla geliyor, diz ağrısı da geliyor, kalça evet. Ağrısı da geliyor, ayak bileği ağrısı da geliyor, kabızlıkla geliyor, hı-hı. Uyuyamamayla evet. Geliyor, işte omuz ağrısı, sırt ağrısı, tüm ağrılarla ilgili geliyor kişi bize ama kişi bize direkt gelmiyor. Kişi bize gelinceye kadar bir sürü branştan geçmiş olarak evet. Geliyor bize. En son size geliyor. En son geliyor, diyor ki evet. Ya bir hasta şöyle demişti, ya gideyim bir de bu adam beni bir soysun. Evet. Ondan sonra ya olmuyorsa olmuyor. Evet. Ben de dedim ki ya ben kimseyi soymam, niye soyayım? Evet. Yani sonuçta hı-hı. Bana yüreğini teslim ediyorsunuz. Evet, tabii. Canınızı teslim ediyorsunuz. Hı-hı. Önce sizin güveninize bir layık olayım ben. Evet. Ama ben muayenenizi yaptıktan sonra da ben bu sefer ben size layık güveneceğim. Hı-hı. Siz benim güvenime layık olacaksınız. Evet. Şimdi nedir benim güvenim? Benim dediklerime uymanızdır. Benim dediklerime uymazsanız eğer ben de doğal olarak size güvenmem. Hı-hı. O zaman birinci kural şudur. Örneğin akşam bana bir hasta geldi. Onun üzerine gideyim ben. Evet. Yaklaşık 2 saat sürdü. Bana geliştirdiğinde ayak burkulması, ayak ağrısı. Hikayesini aldım. Hikayesini alırken dedim ki ya ben düzeltirim bu hastayı. Ben terapisi evet. Yaparım. Kolay falan dedim. Hikayesini alırken. Hı-hı. Çok kolayıma geldi. Gayet rahat da böyle kendime güvenli bir şekilde, çok güvenli bir şekilde hastanın dinledim hastayı. Yazdım 2 saat falan böyle. 54 yaşında bekar. Gece hı-hı. İşçisi. Gece çalışıyor. Evet. Yani Jack Lock sendromu. Buradan ben kafamda bir şeyler kurguladım. Evet. Fakat hastaya şort giydirdim. Erkek hastam. Bacağın iç kısmına şuradan şuraya kadar evet. Mosmor bir iltihabi reaksiyon. Şurada. Sol bacakta içte. Evet. Şimdi adamın ağzını açtım ben. Dişler 6 tane çürük diş. Çekilmesi hı-hı. Gerekiyor. Tamamen enfekte diş. Evet. Pardon 6 tane çürük diş. Hı-hı. Tırnaklarda çok ciddi anlamda mantar. Çok ciddi anlamda evet. Mantar. Şimdi hasta bana gelmiş. Ama bir sürü doktora gitmiş. Yani tabii. Meslektaşlarıma saygım sonsuz hı-hı. Ama ağrı kesici, kas gevşetçiyle bu iş olmaz. Hı-hı. Ya da kortisonla bu iş olmaz. Ya da ağrı kesici kremle bu iş olmaz. Muayenesini yaptım. Dedim ki bak canım benim.
Sadece ihanet ederim ben size. Hastayı kaldırdım kardiyolojiye. Şimdi burada toplar damar var. Evet. Kardiyolojiye gönderdim. Acil kardiyolojiye gönderdim. Çünkü enfeksiyon da vardı orada. Diş hekimine gönderdim ve podoloğa gönderdim. Ayak sağlığı uzmanı, podolog. Podolojiye gönderdim. Tırnaklarda ciddi mantar vardı. Diş hekimine enfeksiyonlar için dişler çekilmesi gerekiyor. Ve kardiyolojiye gönderdim antibiyotik tedavisi için. Evet. Bunlar bittikten sonra sorun kalırsa tabii ki benim branşım. Şimdi osteopati bu. Evet. Şimdi aslında osteopati gerçekten baktığımız zaman bir doktora gittiğimizde bütün doktorların sonuçta hangi baktığımız zaman hastalıkların var, işte bir tansiyonu, şekerin var mı diye sorması gerekiyor veya hangi ilaçları kullandığını sorması gerekiyor. Siz o zaman kişiyi bir bütün olarak kabul ediyorsunuz. Aslında olması gereken de bu değil mi? Aynen. Ve o kişinin hangi rahatsızlıkların olduğu, tek dişlerinde herhalde bir amalgam dolgusundan tutun da her şeyi soruyorsunuz değil mi? Hangi ilaçları? İşte sanırım başarınız da bundan kaynaklanıyor. Özellikle ben yıllardır sizin ne yaptığım yayınlardan sonra sizleri soranlar, size danışanlar o kadar çok oluyor ki ve herkes de çok memnun. Zaten tanıyan da tanıyor. Sağ olsun, Allah olsun. Evet. Ben de EgeTürk TV'de açıkçası sizin bu farklı bir bakış açınıza, o sizin o detaylı muayenenizi sevgili seyircilerimizle de paylaşmak istedim. Çünkü doğruyu bulana kadar dediğiniz gibi yani o kadar çok kişiye gidiliyor ki belki ilk size gelse bu sorunla karşılaşmayacaklardı. Evet, kesinlikle. Değil bir mi? Hafta önce gelseydi, bir hafta önce ben gönderecektim kardiyolojiye. Evet. Ve şimdi hasta iyi olmuş olacaktı. Evet. Diş tedavisi de olacaktı, podoloji tedavisi olacaktı. Belki bana ihtiyaç kalırdı, onu da ben çözerdim zaten. Bu arada sevgili seyircilerimiz merak ediyorlardır. Sonuçta masanın üzerinde bir omurga diyebiliriz değil mi? Evet, Cafer diyorsunuz siz ona. Boyun ve bel fıtığını anlatmamız için tabii ki çok güzel böyle yanınızda omurgayla da gelmişsiniz. Böyle çok detaylı bir şekilde anlatacağız ama isterseniz bel boyu boyun fıtığına geçmeden önce siz kişilere önerilerde bulunuyorsunuz. Bu ağrıların olmaması için. Mesela egzersiz hep hayatımızda olmalı ama yapan var, yapamayan var, çok yaşlı kişiler var. Öncelikle işte bu bel ağrılarından, boyun ağrılarından şikayetçi olmamak için kişiler nelere dikkat etsinler bu safhalara gelmemek için? Şimdi bu çok güzel bir soruydu, çok sevindim buna. Şimdi çocuklar sabah uyanır, bir de hayvanlar, kedi, köpek, koyun, keçi vesaire. Sabah uyanır uyanmaz gerilirler. Evet değil mi? Esniyorlar. Tüm çocuklar, tüm hayvanlar şöyle bir esnerler, şöyle bir gerilirler. Bu nedir biliyor musunuz? Şimdi kasların kemiğe yapıştığı yerde Golgi tendon organları bulunur. Evet. Golgi tendon organları kasla beyin arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Şimdi o germe hareketiyle beyni şu uyarıyı veriyor. Diyor ki, bak diyor ben artık canlandım. Bana kan gönder, bana uyarıyı ver. Burada aferent uyarı gidiyor beyine. Elektrik uyarısı. Beynine de eferent uyarı cevap geliyor. Ben diyor artık canlandım bak yürümek istiyorum, çalışmak istiyorum diyor vücut. Burayı uyarı ver diyor. Ya da işte bacaklarını açıyor çocuk ya da işte hayvan diyor ki ben yürümek istiyorum buraya uyarı ver diyor. Bacaklarımı uyarı ver diyor. Beyin de bunu algılayarak buraya uyarı veriyor. Birincisi güne başlarken esneyerek başlayacağız. İkincisi uyumaya başlarken de esneyerek başlayacağız. Şimdi bu germe egzersizlerini yapacağız. Şimdi bir de esniyoruz ya gün içerisinde. Örneğin akşam uyumaya yakın esniyoruz. Vücut diyor ki bak ben diyor uyku pozisyonuna geçiyorum diyor bana mayda. Sen de yavaş yavaş uyu diyor. Ben ne yapıyorum? Örnek veriyorum. Tabii diyorum ki hanım ya canım çay istiyor. Hanım canım meyve istiyor. Hanım canım çerez istiyor. Yemek yiyor. Evet. Vücut yine esniyor. Diyor ki bak mayda uyu diyor. Sabah kalkacaksın işe gideceksin diyor. Uyudum sorun yok. Uyumadıysam vücut diyor ki o zaman ben ilgileneceğim seninle diyor. Kötü ilgileneceğim ama. Çünkü güneş battıktan sonra bağırsak hareketleri yavaşlıyor. Hatta gece bağırsak hareketleri yok. Bağırsak hareketleri 5-7 arası başlıyor sabah. Ama biz 10.30-11 gibi uyursak 5-7 arası bağırsak hareketlerini rahat dışkılarız. Sabah kalktığınızda dışkılıyorsanız, büyük tuvaletinizi yapıyorsanız sağlıklısınız demektir. Sabah uyandığınızda. Evet, bu şekilde test edebilirler. Evet, ikincisi. Şimdi bu masaya biz oturmuşuz ya buraya. Evet. Şimdi farkındaysanız biz oturduğumuz yavaş yavaş şöyle bir kayacağız hepimiz. Çünkü insanın doğasında ya yatma var ya yürüme var. Oturma yok insan doğasında. Hayvanların doğasında da oturma yok. Yatarlar onlar.
ya da yürürler. Evet. Şimdi Darwin masayı vururken, 1800'lü yıllarda tuttu ayakların altına bir tane tahta koydu. Öğretmenlerin masasında altı tahta vardı eskiden. Doğru, evet vardı. Şimdi ayağımızı tahtaya koyduk. Diz kalçadan 5 santim yukarı çıktı. Evet. Yük beli binmiyor. Yük evet. Şu kemiğe biniyor. Biz hastanın bacağı kesildiğinde protez yükünü de buraya veriyoruz. Evet. Tuberiski şu kemiğe veriyoruz. Yani kuyruk sokumuna. Yürü şuraya şuraya. Evet. Kuyruk sokum burası şu, evet. Şu kemiğe veriyoruz. Daha alt. Kalçanın evet. Dibine veriyoruz. Kalçanın dibine. Şimdi ayaklar tahtanın üzerinde evet. 5 santim yukarıdaysa yük buraya biniyor ve beliniz ağrımıyor. Yani o zaman kişiler özellikle masa başında çalışanlar, bel fıtığı, bel ağrılarından şikayetçi olanlar mutlaka ayaklarının altına bir tahta koyacaklar. 15 santim. 15 ön taraf santim. Yükseklik, evet, arka tarafı 5 santim, 50-50. 50-50. En 50 bu 50. 15'e 5, 50'ye 50. 15'e 5, 50'ye 50. Artı gövde dik. Şöyle dizin altı, evet. Ayakların altında tahta var. Benim arkasında bu koltuk olur ama evet. Destekleyici miller olsa işimiz daha kolaylaştırır. Evet, normalde her yerde satılıyor zaten evet. O destekleyici ucuz. Miller, evet. Minderler, evet. Şimdi onlardan alabiliriz. Bunu yaptık. Bunu yaptığımız evet. Zaman yük bu kemiğe biniyor ve bel kurtuluyor. Yapmazsak yük direkt bele biniyor. Bele biniyor. Kaslar 20 dakika yükü taşıyor. Evet. 20 dakika sonra ligamanlar, hani bir et vardı, çiğnersiniz, yutamazsınız. Evet. 20 dakika sonra yük kemiklere, sinirlere biniyor. İşte o zaman ağrı başlıyor. Yani 60 dakika sonra ağrı başlıyor. Evet. Şimdi bel bunu dengelemek için vücut ne yapıyor? Beli şöyle kavis yapıyor. Şu evet. Oturuşumuz oluyor. Şöyle süre içerisinde. Şöyle. Bunu yaparken de boyunda da şu oldu. Şu. Boyunda da öne doğru. Evet şu. Evet. Şimdi bu da doğaya ters, bu da doğaya ters. Şu duruş doğaya ters. Evet. Ama duruşumuz bu. Bunu yaparsak, evet, evet duruş. Bunu yaparsak ne bel fıtığı olursun, ne boyun fıtığı. Mekanik olarak konuşuyorum. Evet. Mekanik bel ve boyun fıtığı oluşması bu. Şimdi böyle olduğu zaman ön taraftaki ligamanlar yük altında, diskler, evet. Sinirler yük altında. Belde de arkadaki diskler yük altında. Disk arkaya doğru zorlanıyor dağımız. Evet. Şimdi şöyle düşünün, bilek güreşi yapıyoruz sizinle, dağımız zorluyoruz, dağımız zorluyoruz. Sizde de, bende de ama birbirimizi yenemiyoruz. Şuralarda ödemler oluşacak. Yani evet. İltihabi reaksiyonları başlayacak. Diyelim siz yendiniz, ben yenildim. Bende bu daha fazla olacak ama hep mücadele ettik ya. Size evet. De bu devam edecek. Şimdi düşünün, 1-8 saat oturuyoruz ve bel devamlı yük altında. Evet. Ve bel yeniliyor burada. Yenildiği için omurgayı düzleştirenler, filmlerde şey evet. Yazıyor. Lomber lordoz düzleşmesi, evet. Yani bel düzleşmesi ya da servikal lordoz düzleşmesi evet. Diye söyleniyor. Ya kaslar taşımıyor artık, vücudu taşımayınca vücut ne yapıyor? Ona uyumlu pozisyon almaya çalışıyor. Ama tabii. Bakın şu uyum hayvanlarda var, dört ayaklarda var. Biz dört ayaklık sürecini emekleme pozisyonundayken doldurduk. Ayağa kalktığımızda bel kavisi oluştu. Ve boyun kavisi zaten çocuk 2 aylıkken vardı. 2 aylıkken vardı. Beyni koruması gerekiyordu boyunun. Evet. Tekrardan vücudu bu hale getirdiğimizde, yani 4 ayaklı pozisyona getirdiğimizde ki omurganın düzleşmesinin anlamı bu. Doğa diyor ki bu uyumlu değil. Bu buna uyumlu değil. Çünkü yer çekimi evet. Merkezi yer değiştiriyor. Yer çekimi merkezi yer değiştirdiği zaman ağrı oluşuyor. O zaman ne yapacağız? Bir doğru oturacağız. Hatta Alaturka tuvaletler vardı eskiden. Evet. Maalesef şimdi Alaturka tuvalet de kayboldu. Evet. Alaturka tuvaletler en doğru tuvalette. Ta ki yaşlanıncaya kadar diziniz ağrıyorsa, kalçanız, beliniz ağrıyorsa, oturamıyorsanız evet. Amenna. Alafranga tuvaleti. Ama Alafranga tuvalette de ayakların önüne tabure koyulması gerekiyor ki yük yine bele binmesin. Yük evet. Buraya binsin. Şimdi bağırsaklar, kalın bağırsaklar L4-5'e tekabül ediyor. Yani şu bölgeye tekabül ediyor. Evet. Bu L5, L4 şuraya tekabül ediyor. Şimdi bağırsak gerginliği varsa, yani hasta yeterince evet. Dışkırayamıyorsa ne yapar? Göbek hizasından L4-5'e vurur. Evet. Eğer şöyle oturup dışkırarsa kişi tamamen dışkırayamaz. Çünkü bağırsak hareketine ters davranıyor. Evet. Ama yine oturma gibi ayakların altına tabure koyduğu zaman kişi vücuttaki şu pozisyonu sağlıyor. Yani o doğal gerilme, doğal pozisyonu sağlıyor. Şimdi evet. Hepimiz çocuktuk, büyüdük. Çocuklara gidin. Hiçbir çocuk dik dışkılamaz.
dizlerini ana rahmi pozisyona getirir ve öyle dışkılar. Yaşlı hastalar da böyle, ölüme yakın insan hastalarında da böyle. O zaman ne yapıyoruz? Onu da düzeltiyoruz. O, yani şey taburesini. Evet, yani diyorsunuz mutlaka bir alta bir tabure koyulması. Ön tarafı bir tane ya da iki tane tabure koyulması gerekiyor. Evet. Üçüncüsü ablam, şimdi ya insan samimi olunca böyle işte bazen cümleler doğal çıkıyor, natürel çıkıyor. Bu da bizim güzelliğimiz olsa tabii, gerek. Tabii. Şimdi mutfakta tezgahta bulaşık yıkanıyor. Hı-hı. Evet. Şimdi insanlar şöyle yapıyor, şöyle yıkıyor bulaşığı. Hı-hı. Şöyle yıkıyor. Böyle bir şey yok. He. Şimdi şöyle yıkıyorlar bulaşığı. Evet. Ama dolabı açıp ayağınızı koyduğunuz zaman yükseltip bir ayağınızı koyun. Evet. Beline korudunuz. Yani öne eğilmemeleri şu değil, gerekiyor. Evet. Şimdi öne eğildiğinizde hani bel kayması diyoruz ya. Evet. Buyurun size bel kayması. Omurga çünkü hepsi öne eğiliyor. Evet. Buyurun bel kayması. Ama ayağınız altını dolabı açıp ayağınızı da yükseltiye koyduğunuzda şu pozisyonu yine koruyorsunuz. Dolap derken bir tabureye mi çıksak? Yok yok var ya mutfak dolapları yok mu? Mutfak tezgahları hani bulaşık yıkamak için. Evet. Dolabı açtınız ayağınızı yükseltiye koyun. Sonra şu kadar bir yükselti var dolabın altında. Şimdi herkesin evinde olmayabilir. O zaman bir tane tabure olsun. Hı-hı. Yani tabure, bir tuğla olsun. Hı-hı. Bir tabure olsun. Evet. Bir yükselti olsun, şöyle bir yükselti olsun, hı-hı, bir takos olsun. O yani zaman da ama böyle çeşmeye yetişmek için eğilmek zorunda kalacaklar. Şimdi bel eğiliyor, hı-hı, o zaman. Hı-hı. Yani şöyle söyleyeyim. Ama bu yani... Şöyle, evet, şimdi şöyle ya, hı-hı, şöyle yük binmiyor. Evet. Ama anladım, şu değil, şöyle yük biniyor, hı-hı, vücuda. Bu, evet, direkt zehir, yani vücudu öne zehirliyor. Öne doğru gidiyor, evet, çünkü. Evet. Öne doğru gitmesinden iyidir diyorsunuz, evet, yani. Evet, kesinlikle. Hı-hı. Şimdi vücut bunu dengeleyebiliyor. Hı-hı. Evet. Ama onu dengeleyemiyor. Yani bulaşık yıkarken de buna dikkat ediyorlar. Evet. Bulaşık yıkarken, diş fırçalarken, makyaj yaparken bu koruma metotları çok önemli. Evet. Ya da işte diyelim basamak çıkıyorsunuz, atıyorum sağ bacağınız ağrıyor. Evet. Sol bacağı atıyorsunuz, sağ yanına atıyorsunuz. Hı-hı. İnerken de sağ bacağınız ağrıyordu ya, evet, sağ bacağı atıp sol yanına atıyorsunuz. Yani şimdi ağrı bizim için Tanrı'nın bir lütfu. Değil mi? Orada bir tepki, çünkü orada bir sorun olduğunu söylüyor. Evet. Ağrı varsa bir yerde omega 3 eksik, omega 6, hı-hı, yüksek. Ağrı Tanrı'nın lütfu. Evet. Şimdi Tanrı bize öyle güzel bir şey vermiş ki, ağrıyı vermiş. Evet. Diyor ki bize... Burada sorun var diyor. Sorun var diyor. Yani şimdi biz ağrı kesici verelim kendisine, kas gevşetici, evet, verelim kendisine. Verdik, ağrıyı kestik. Bunun anlamı şu, ya arabada yağ mı akıtıyor? Evet. Kartel mi delindi, yağ mı eksildi, o yağ lambası yanıyor. Biz ne yapıyoruz? İndik, yağ lambası söktük, attık. Sorun ortadan kalktı. Sorun kalkmadı. Kartel delik, yağ gidiyor abi. Evet. Yağ akıyor. Yani onun kökenini bulmak lazım. Kökenini bulmak zaten gerekiyor. Zaten siz de onun kökenini buluyorsunuz. Aynen, osteopatım ama ben aynı zamanda psikoneuroimmünoloğum. Psikoneuroimmünolog, evet, olduğum için işin bir de şey boyutu var. Yani bunun vitamin boyutu, evet, var, terapatik boyutu var. Hı-hı. Suplement boyutu var. Evet. Örneğin bel fıtığı oldunuz. Hı hı. Mesela bel fıtığı hastası bana geldiğinde, evet, ben ağız muayenesi yaparım. Hı hı. Acilen. Acilen ağız muayenesi yaparım. Soru şu. Diş etlerinizde kanama var mı yok mu? Evet. Var. Diş etlerinizde kanama varsa omurgaların arasındaki disklerle, şu disklerle, evet, diş etlerinin embriyolojik kökenleri aynı. Hı. Burada da oksijensiz ortamda yaşıyor bakteriler. Diskarda, evet, da oksijensiz ortamda yaşıyor. Burada çıkan bakteri bu göbekle sağ kaburga arasında, hı-hı, vena porta var. Karaciğer ana toprak, evet, damarı var. Hı-hı. Bunun üzerine gelip diske yerleşiyor. Oksijensiz bölgeye orada çoğalıyor. Hı-hı. Sonra hasta diyor ki elimi attım benim tak dedi. Bu tak demek, evet, orada hareket alanı kalmadı ve vücut ödem yaptı. Tedavisi ne biliyor musunuz? İki gün istirahat. Evet. İki gün istirahat. Hemen MR şu bu değil, tomografi değil. Fizik tedavi değil, osteopati değil. İki gün istirahat ama aç kalarak istirahat. Su serbest. Evet. Ağrısız pozisyonda istirahat ediyorsunuz. Sadece işte sebze mebze bir şeyler yiyorsunuz. Evet. Ama aç kalıyorsunuz. Aç kaldığınızda vücutta immün globinler var Meltem Hanım. İmmün globin M var, A var, evet, G var. Bunlar bağışık sistemi. Hı-hı. Bu bağışık sistemi olan immün globinler yara yerine saldırır. Hı-hı. Beliniz ağrıdı ya, evet, orada ödem oluştu ya, oraya, evet, saldırıyor. Ama biz diyelim yemek yedik,
Karnımızı tıka basa doyurduk. Evet. İmmünglobinler yemeği zehir olarak algılıyor. Mesela bunlar ne yapıyor? Yemeğe saldırıyor. Diyor ki zehir geliyor. Bu zehir, evet, yemekteki zehir bu bel ağrısındaki ağrıdan daha fazla. Artık bunu görmüyor. Evet. Ne yapıyor? Yemeğe saldırıyor. O doğal olarak burası da kaldı burada. Şimdi buraya sahip çıkmadı. O zaman ne yapıyor burada da? O da enfekte şey olmuş, ödem olmuştu. Evet. Bu ödem de enfeksiyona çeviriyor, itise çeviriyor. O da bu sefer oradaki dokuyu bozuyor. Evet. Peki ne yapıyoruz? Örneğin hasta beni arasa hiç bana gel demiyorum. Homeopatik olarak arnika. Ben acil homeopati eğitimi almıştım. Tamam, isim kullanmayalım. Peki. Evet. Özür diliyorum. Evet, evet. İkincisi istirahat. 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 Evet. İstirahat veriyorum hastaya. İki gün istirahat veriyorum. Ağrısız pozisyonda. Anne sütünün ham maddesi var. Evet. Anne sütünün ham maddesi var. Ham maddesinin ismi laktoferin ya da kolostrum. Anne sütünün ismi. Günde 1 miligram verdiğinizde zaten hastayı toparlıyor. Omega 3 verdiğinizde yeşillikte magnezyum var. Ceviz, fındık, bademde magnezyum var. Bunlar zaten hastayı toparlıyor. Toparlıyor. İki gün. İki günde. Evet. İki gün. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Hiçbir çocuk hastayken yemek yemez. Doğadaki hiçbir hayvan da hastayken yemek yemez. İki gün aç kalır hayvan. Evet. Bir ağacın köküne girer, bir kayanın dibine girer, aç kalır. Daha hayvan ise suya yakın bir yerde durur. Su içebileceği bir yerde durur. Yabani hayvansı. Yabani hayvanı ise zaten sahipleri biz su verirdik hayvanlara. O da suyu belki içer, yani yaşamak için içer ama aç kalır. Evet. Evrimsel doğası. Çocuklar da aç kalır ki immünglobinmeler saldırsın ve iyileştirsin vücuda. Evet. Buyurun bunu yapın. Bunu yaptığınız zaman vücuda saygı duyuyorsunuz. Şöyle düşünün siz. Şimdi ben size saygı duyuyorum. Siz zorunlu bana saygı duyuyorsunuz. Şimdi siz disksiniz. Evet. Ben immünglobin meyim. Bağışıklık sistemiyim. Evet. Ya da tam tersi. Siz bana saygı duyuyorsunuz. Ben zorunlu size saygı duyuyorum. Aç kaldınız ya. Evet. Diyorsunuz ki ben acım. Bak kendimi aç bıraktım. İmmünglobinmeler de diyor ki tabii hay hay bizim görevimiz bu zaten diyor. Yani hemen aç kalınca oradaki sorun halloluyor diyorsunuz, evet, yani. Evet. 2 gün. 2 gün. İki gün. Hiçbir şey yemiyor kişi. Yani yeşillik meşillik yiyebilirsiniz, evet, ama yara iyileşmesi bu. Doğru yara iyileşmesi bu. Tuttuk, evet, ağrı kesici ya da işte kas gevşetici verdik kendisine. Vücudun savunma mekanizması devre dışı kaldı. Şimdi evet, beliniz şöyle yani yamuldu. Orada aç kaldığında kişi otomatikman oradaki yara iyileşiyor mu diyorsunuz? Evet, yani odaklanıyor oraya. Yara için söz konusu, yara için, ama bu yara için değil mi? Evet. Yani o zaman ekran karşısındaki herhangi biri diyelim ki işte düştü, herhangi bir yerinde bir problem var. Kırık değilse. Evet, kırık değilse. Kırık diyorsunuz değilse ki, istirahat pozisyonunu alsın ayağını, evet, ya da kolunu. Pardon, kırık değilse. Evet. Affedersiniz, iki gün aç kalsın lütfen. Evet. Su içsin ama. Veya işte başka bir ceviz şey falan bu tarz şeyler yeşillik, yiyebilir diyorsunuz. Yeşillik meşillik yani magnezyum alacak. Da, evet. Çok basit beslenecek. Evet. Tahıl yemeyecek. Baklagiller yemeyecek. Evet. Yağ, tereyağı, işte zeytin vesaire, şey, zeytinyağı vesaire tüketmeyecek. Yumurta, peynir. Evet. Vücut zaten sizin saygı duyduğunuzu algılayarak o da size saygı duyuyor ve iyileşiyor. Evet, yani diyorsunuz ki orada otomatik olarak bir iyileşme söz konusu. Peki şimdi ben klasik bu yaptığımız yayınların dışında sevgili seyircilerimize daha faydalı olması açısından bu tarz sorular soruyorum. İşte bel boyun fıtığı, işte her bel ağrısı boyun fıtığı, bel fıtığı mıdır, her boyun ağrısı boyun fıtığı mıdır demeyeceğim. O yüzden yapmamız gerekenleri çok güzel sıralıyorsunuz siz. Onlara ilave etmemiz gereken var mı bel ve boyun fıtığı olmak için yapmamız gerekenleri? Şunu söyleyeyim ben size şimdi. Ağızda her diş bir organa bağlı. Evet. Her diş, bir örneğin şu ön dişler böbrek yüreme organlarına bağlı. Evet. Şimdi bu dişlerde çürük varsa ya da kırık varsa bu dişler ne olacak? Buralar ağrıyacak. Evet. İşte böbrekler şuralara asılı. Bu doğal olarak bel ağrısı yapacak. Evet. İkincisi işte bu köpek dişleri, işte karaciğer dişleri, safra kesesi dişi. Bunlar aynı zamanda göz dişi. Şunun tedavi edilmesi gerekiyor. Karaciğer nereye bağlı? Karaciğer sırta bağlı, şuraya bağlı. Evet. Şuraya bağlı. Karaciğerle mide aynı odaktan besleniyorlar. T5-9 arası şu bölge. Evet. O zaman ne yapıyor? Bu dişi de bakmamız gerekiyor.
Arka tarafta karaciğer arkasında mide dişleri, yine karaciğer peş peşe geliyor. Kalın bağırsak dişi. Onun arkasında mide dişi. Onun arkasında ince bağırsak. Burada da işte karaciğer dişi, işte arkasında akciğer, pankreas ve kalp dişi geliyor. Şimdi bu dişlerin organlar olan bağlantıları. Evet. Örneğin kalın bağırsak dişiniz, şunun hemen arkasındaki diş, küçük ağızlarınızda problem varsa gergin olursunuz. Gergin olursunuz ve işte içinizdekini dışarıya atamazsınız. O zaman sorun şu, şişersiniz. Diyorsunuz ki, ya arkadaş ne söyleyeceksin söyle rahatla. Şimdi ben de diyorum ki ya söyleyebilmesi için dişin iyi olması gerekiyor. Çünkü burada komut vermiyor yani bağlantı eksikliği var diyorum. Evet. Aynı zamanda bu dişlerin bir de biyomekanik görevi var. Şimdi ağzınızı açtınız. Çene şöyle açılıyorsa, ağız nötr açılıyorsa sorun yok. Ama ağız açıldığında şöyle açılıyorsa ya da şöyle açılıyorsa ya da direkt böyle yana doğru açılıyorsa. Yani normal açılması mı lazım? Normal açılması gerekiyor ağzın. Evet. Şimdi yani öne ya da geriye evet, değil. Şu, evet, öne yana geriye değil. Direkt açılıp şöyle açılıp kapanması gerekiyor. Şimdi ağız yana doğru açıldı ya da işte arkaya açıldı ya da sağa sola açıldı. Şimdi çene eklemi şuraya tekabül ediyor. Şu kemiğe. Bu ikinci boyun omuru. Bak şurada dens aksis var. Şurada bir çıkıntı var. Evet. Bu birinci boyun omuru serbest. Kafatasının bunun üzerine kalmasını sağlıyor. Şunu yapıyoruz ya. Şimdi bak şu serbest. Evet. Şimdi bu kemikten kafatasına sağlı sollu iki tane ligaman gidiyor. Sağlı sollu iki tane ligaman geliyor şöyle ki kafatasına yapışıyor. Bir de ortada bir ligaman gidiyor. Bir ligaman da şöyle önde. Öndeki whiplash sendromu hani araba arkadan çarpıyor ya. Biz felç olmayalım diye. Burayı koruyor. Şimdi çene eklemi geliyor direkt buna tekabül ediyor. Şu kemiğe tekabül ediyor. Evet. Şimdi buradan şu kemikten boyuna, şu kafatasına 40 tane kas yapışıyor. Evet. 40 tane kas yapışıyor. Şimdi bir derecelik açı bozulduğu zaman şurada çene açılırken ya da kapanırken bu buraya en az 10 derece açıyla gidiyor. Şöyle düşünün, burada bir derece bozuk bir açıyla yola girdik biz. Ankara'ya gitmemiz gerekiyor. 1000 kilometre sonra bu araba sizi Antalya'ya götürür. Ankara'ya gitmezsiniz. İnersiniz Antalya'da. Şey diyorsunuz, ya başbakanlığa gideceğim. Karşıdaki biri de der ki, ya hayırdır ne başbakanlığı siz? Ya deli muamelesi yaparlar. Hasta muamelesi yaparlar. Evet. Şimdi o nasıl öyleyse bu da böyle. Bir derecelik açı farkı geldiğinde sistemi komple bozdu. Şimdi 11. kafa çifti diye bir sinir var. Bu 11. kafa çiftinin siniri şuradan çıkar. Şuradan çıkar 10. sinirle birlikte. Şu kasa gelir. Aynı zamanda şu sırt kaslarına geliyor. Bunun bir dalı da kafatasının içerisinde beyne gidiyor. O sinir doğal olarak yük altında. Ve omurgayı gerdi. Şimdi çene burada yanlış açıldı ya. O sinir de yük altına kaldı. Omurgayı gerdi. Ne oldu? Sırt ağrısı oluştu sizde. Arkadan öne doğru yayılan gerilim tarzı baş ağrısı oluştu sizde. Evet, baş ağrılarının sebebi. Evet, şimdi gittiniz nöroloji bilgisi dahilinde MR'ınızı çekti, tomografinizi çekti. Tahlilinizi yaptı. Ya kardeşim bir şey yoksa ne var? Tuttu işte bir ağrı kesici verdi, bir şeyler verdi. Ağrınız geçmedi. Psikiyatriye gittiniz, antidepresan verdi, ağrı yine geçmedi. Daireye gittiniz, ağrı geçmiyor. Bir şekilde bizim kapımızı çaldınız. Evet, size geldik. Geldi, çene eklemini muayenesini yapıyorum. Çene eklemini düzeltiyorum, çok basit bir mobilizasyonla, çok basit bir hareketle çeneyi düzeltiyorum. Egzersiz veriyorum kendisine. Varsa eksik dişi, diş hekimine gönderiyorum ya da çürük dişi varsa. Zaten hasta iyileşiyor. Bana bir tane teyze gelmişti karşıdan, Sargazi tarafından. Ciddi boyun ağrısıyla geldi bana. Çok ciddi boyun ağrısıyla geldi. Muayenesini yaptım böyle. Teyzede hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Şimdi çenesini muayene ettiğinde çenesi, alt çenesi önde. Şöyle. Teyze dişleriniz protez mi? Protez evladım dedi. Teyze çıkarır mısınız dedim. Çıkardı dişleri. Teyze böyle rahat mısınız? Böyle daha rahatım evladım dedi.
Bir daha takın teyze dedim. Evet. Taktı. Tuttum teyzenin çenesini düzelttim ve diş hekimine gönderdim. Sağ olsun tuttu diş hekimi uygun bir protez yaptı. Benim teyzeyi aldığım süre 2 seans. Teyze bana gelince kadar dünya kadar sürünmüştü. Dünya kadar sürmüştü. Fizik tedavileri görmüş, beyinlerine gitmiş, antidepresan kullanıyor. Yok yok. Yani sizin yaptığınız aslında baktığımız zaman bütünsel bir, bakış, bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. Yani şimdi hangi bel ya da boyun ağrısıyla veya dizim için gittiğimde hangi doktor bu kadar detaylı muayene etti diye düşünüyorum ama hiçbir şekilde tabii böyle bir muayene yaklaşımı olmuyor. Yani siz kişiyi sorunun kökenine kadar buluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki özellikle dişlerdeki yani ağzımızın içindeki bir problem kesinlikle buradaki kasları etkiliyor. Hocam çok güzel gidiyoruz ve çok faydalı bilgiler veriyoruz sevgili seyircilerimize. O yüzden o klasik soruları sormuyorum. Bel fıtığı nedir, boyun fıtığı nedir? Çok sevgili seyircilerimizin de eminim ki merak ettiği bir konudur. Bu boyun yastıkları kullanılıyor. Doğru mudur bu boyun yastığı için boyuna geçmişken? Şöyle söyleyeyim ben. Normali, normali boyunun dibi doluysa sorun yok. Ama ama insan doğasında şöyle bir şey var. İnsan doğası ana rahmi pozisyonuna gelir ve yatar. Evet, böyle yatan çok ve kişi oluyor. Eğer şurada yatmışsak biz elimizi başımızın altına koruruz. Evet. Şurayı değil ama. Buraya koruruz. O zaman şöyle bir şey var. Yan yattığımızda boyunun şu kavisinin korunması gerekiyor. Şimdi buna en uyumlu da yün yastık. Yün yastık. Yün yastık mı almalı? Yün yastık. Yani gerisi şimdi piyasada bir sürü yastıklar satılıyor. Doğru, saygı duyuyorum. Boyun yastığı satılıyor, o doğru mu? Boyun yastığı, işte ona geleceğim şimdi. Evet. Şimdi boyunda problem varsa, boyunuz terliyor gece. Terliyorsanız siz çünkü eksikliği var vücutta. O zaman acaba bir zehirlenme geçirdiniz mi? Ya da onlar şimdi doğaya uyumlu olmadığı için o boyun yastıkları piyasada satılanlar. Çünkü ben sonuçta ham maddesi, hatta ince tarafını çeviriyorum. Ham maddesi yün değil çünkü vücuda en uyumlu şey yün sonra pamuk. Yün sonra pamuk. Şimdi terledik. Ter gitti o yastığa ya da döşeğin içerisine girdi. O biz uyurken vücudumuzda bakteriler dökülüyor vücuda yatağa. O bakterileri de biz soluyoruz. O da gibi vücudun muhtelif yerlerinde, akciğerlerde, şurada burada yaşıyor. Uygun yerlerde yaşıyor ve bizi hasta ediyor. O larvalar, o bakteriler, deride dökülen bakteriler. Evet. Ve onlar bizi hasta ediyor. Ve biz onları yıkamıyoruz. Ne o yastığı yıkayabiliyoruz, ne o döşeği yıkayabiliyoruz. Evet. Ama annelerimiz yünü yıkarlardı. Yastığı yıkarlardı, yünü çıkarlardı. Yıkarlardı, sonra çırparlardı, sonra havalandırlardı, sonra korlardı yastığa. Ve sağlıklıydılar insanlar. Evet. Şimdi ne zaman ki hayatımıza yapaylık girdi, doğallıkta ne zaman ki uzaklaştık, hastalıklar da bizim kapımızı çalmaya başladı. Şöyle düşünün, fiyatı bilmiyorum, 5 liralık yastık var. İsim vermeyeceğim, 50 liralık da var. Bir yün yastığın fiyatı taş çatlasa 20 liradır. Hadi 50 lira olsun, hadi 30 lira olsun, yün yastıktan bahsediyorum. Ama doğal. Şimdi boyun, Meltem Hanımcığım, beyni koruyor. Beyni koruyor. Şimdi boyun o kadar önemli ki, akciğerler buraya kadar geliyor burada. 5 katman zar var kemiğe kadar. 5 katman zar ki burayı koruyor, beyni koruyor. Kalp, medyasyon burada, beyni giren çıkan damarlar, sinirler, hepsi buradan geliyor. Şimdi bu kadar önemli bir organı biz... İşte laneten bir şeyle harap edemeyiz, etmememiz gerekiyor. Yani yün yastığı tavsiye ediyorsunuz, boyun yastıklarını tavsiye etmiyorsunuz. Kesinlikle etmiyorum. Bir de böyle arabada genelde insanlar böyle boynunu hani şöyle bir geçirirler. Biliyorum. Onlar mantıklı mı doğru peki? Değil. Onlar da mı doğru, doğru değil? Doğru değil. Şimdi bakın arabada bunu koydunuz. Yün yastığı buraya koyduk. Şimdi boyun beli dengelemek için şu eğriliği oluşturdu. Ya da bel boyunu dengelemek için yani yürüyememiz için şu eğriliği oluşturdu. Şimdi biz boyuna koyduk. Belin günahı ne? Bele de koyduk. Bele de koyduk diyelim. Tamam. Ama ayakların ayaklar şu pozisyonda olsaydı zaten hiçbirisine gerek yoktu. Ne bele ne boyuna gerek yoktu. Şimdi buraya koyduk. Biz sistemi komple bozduk. Sistem bozuldu. Şimdi bele koyacak bir şeyimiz yok.
elimizi koyuyoruz ama sinirlerimiz sıkışıyoruz ve sinirlerimiz sakat oluyor. Düşük el deformitesi gelişiyor. Hocam şimdi tabii sizin o kadar çok bilgi aktarmak istiyorum ki sevgili seyircilerimize, bir yandan da süreyi de verimli kullanmak istiyorum. Çok da güzel bilgiler veriyorsunuz belle ilgili, boyunla ilgili. Peki kişiler de, hastalar da genelde işte ağız sağlığı çok önemli dedik. Birebir oradaki omurgadaki tabii ki kasların hepsini etkiliyor. Genelde gördüğünüz, yani dikkat etmedikleri problemler neler? Yani kişiler nerelerde hata yapıyorlardı? Bu tarz işte diz ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, size pek çok problemle geliyorlar. Benim şu anda ilk aklıma gelen ve en herhalde yaygın olanları diye söylüyorum. Lütfen siz açığımı tamamlayabilirsiniz tabii ki, orada. Tabii ki. Yani ne de problem yaşıyorlar, ne de problemler yapıyorlar ki bu tarz Türkiye'de baktığımız zaman çok çok yaygın bu ağrılar. Yani şu anda biz 5 kişiyi dışarıdan getirsek en az 3'ünde ya bir bel ağrısı, ya bir boyun ağrısı, ya bir diz ağrısı mutlaka vardır. Veya bir herhangi bir vücudunda. 5'inde de bulunur o ağrılar. Evet, değil mi? Sorun var. Yani nerede hata yapıyor bu kişiler? Az çok gerçi şimdi söylüyoruz ama yayın esnasında pek çok şey söylediniz. Şimdi diz embriyolojik olarak böbrek üstü bezine bağlı. Böbrek üstü bezi korku organı. Evet. Şimdi biz konuşuyoruz, diyorsunuz ki ya ben işte Mayda'yı konuk ettim, efendi konuşuyoruz diyorsunuz. Ben bunu kaldırdım. Evet. Hemen vücudunuza böbrek üstü bezlerinde adenokortikotropin hormonu salgılandı. Savunma, diyorsunuz ki adam efendi konuşuyordu, ne oldu da bunu kaldırdı? Vücut bir kendisini şey aldı, böyle bir güven almaya çalıştı. Evet. Adam delirdi mi, ne diyorsunuz? Sonra attım. O zaman vücudumuz kortison salgılıyor. Yani böbrek üstü bezleri kortison salgılıyor. Evet. Şimdi diyorsunuz ki ya öyle bir korktum ki dizlerin bağı çözüldü. Hı hı. Oracıkta kaldım. Evet, dizlerin bağı çözüldü nedir? Diz böbrek üstü bezine bağlı. Hı hı. O zaman diz ağrısı varsa bir insanda, dizleriniz ağrıyor. Korkularını sorgulamamız gerekiyor. Evet. Korkularını sorgulamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Burası ağrıyor. Şurası bak. Hı hı. Burası embriyolojik olarak akciğer. Hı. Akciğeri sorgulamamız gerekiyor. Dün bana bir tane bayan hasta geldi. Karpal tünel sendromu, ameliyat demişler. Bu sinir sıkışmış burada. Evet. El şöyle güçsüz. Evet. Burasını çektim. Ağrı azalmadı. Burayı biraz çektim. Biraz azaldı. Burayı çektim. Çok minimal çekiyorum. 8 gramla. Ağrı biraz daha azaldı. Şuraya çektim ki karpal tünel, o sinirin, median sinirin trigger noktası burası. Biraz da azaldı. Tuttum, şak karaciğerini yukarı doğru çektim. Sağ taraftaydı problem. Ağrı tak diye geçti. Sorum şu, sezeryen doğum oldunuz mu? Hı-hı. Hocam iki tane sezeryen doğum oldu. Sezeryen yerine dokunduğunuzda yapış birbirine. Şimdi ameliyat denilmiş buna. Ben karnını çektim, ağrı geçti. Ameliyatik olsaydı karnı çektiğim zaman ağrı geçmeyecekti. Evet. Çünkü bu fasya karaciğer fasyasına bağlı. Aynı zamanda bu bayanda dizinde de ağrı vardı. Bu kalça üzerinden dizini de etkiliyor doğal olarak. Çünkü şimdi bayanlarda kalça eklemi anatomik olarak sağ kalça şöyledir bak. Evet. Yana öne. Çocuğun başı burada olsun diye hamilelikte. Evet. Sezeryanda bu böyle yapıldı. Şimdi kalça eklemiyle bel arası iki tane bağ var. İlyolumbal ligamanlar var. Bunların biyomekaniği bozuldu. Biyomekanik bozulunca ne oldu? Omurga kendisi şekil almaya çalıştı ve skolyoz oluşturdu. Skolyoz oluşturdu. Evet. Şimdi skolyoz olunca da iç organlar gerildi hepsi. Bir tarafa doğru gitti iç organlar. Hepsi gitti. Neydi? Karaciğere doğru bası yaptı. Karaciğerin o enerjik fasya inervasyonu da buraya geliyor. Evet. Şimdi ben soru şu. Ameliyat mı yapalım yoksa gerçekten biraz daha detaylı muayene edip burayı düzeltelim. Burayı düzelttiğinizde, karın çalışmasını ameliyat yerini düzelttiğinizde bizim derdimiz çizgi değil. Dikiş izi değil. İçerinin çalışmasını düzeltmek. Yani organa diyoruz ki bak kardeşim senin böyle çalışman gerekiyor. Bir iki uyarıyla. Organ kendi kendisini iyileştiriyor. Yani yaradan bize çok güçlü zeka vermiş, hücre hafızası vermiş. Evet. Biz onu doğru yola koyuyoruz.
Şimdi sizin burada yaptığınız aslında bir manuel terapi denilebilir. Manuel terapi, değil? Manuel terapi, manuel terapi yapıyorsunuz sonuç itibariyle. Evet. Peki mesela bel ve boyun fıtığı ile ilgili geldiklerinde de hangi aşamada? Mesela ameliyatlık bir hastada da bir manuel terapiyle düzelme söz konusu olabiliyor mu? Şimdi fıtık sekestre ise, yani evet, kopmuşsa, hı-hı, kopmuşsa yani artık kanala girmiş ve diske bası yapıyorsa, hı-hı, bak şu kanala girmiş ve diske, evet, bası yapıyorsa yapılacak bir şey yok. Yani bir osteopat sınırlarını çok iyi bilir. Kırmızı, evet, çizgisini çok iyi bilir. Hı-hı. Nasıl dişte enfeksiyon var, bunu diş hekimine, hı-hı, gönderiyorsa, tabii, bunu da doğru beyin cerrahisine gönderir. Hı-hı. Ama burada şöyle bir şey var. Ekibinizin çok iyi olması gerekiyor. Örneğin, hı-hı, eczacınızın çok iyi olması gerekiyor. Benim, evet, çok iyi bir eczacım var, hı-hı, sağ olsun. Saygıyla, hürmetle alıyorum, evet, kendisine. Hı-hı. Diş hekiminizin çok iyi olması gerekiyor. Diş hekimim de çok iyi. Ekibim, evet, çok iyi. Beyin, hı-hı, cerrahım var. Evet. Daireciğim var, gastroenteroloğum var, üroloğum var. Yani, evet, ekipteki arkadaşlar, hı-hı, gözcü, kabebeci, hepsi birbirine şeker insanlar. Hı-hı. Onlar biliyor ki Mayda göndermişse bu hastayı, evet, bu tedavi edilmeli. Mayda, evet, bir şeyden şüphelendi ki gönderdi bunu, hı-hı, bana. Tabii. Yoksa ben tedavisi yapardım. Bel fıtığı tedavisi, hı-hı, 21 günlük yapardım. Ama vicdanınızla baş başasınız hastanın karşısına. Hı-hı. Vicdan, ben vicdanla tartışmadım bugüne kadar. Tartışmayı, evet, hiç düşünmüyorum. Hı-hı. 28 yıldır bu işi yapıyorum. 50, evet, yaşındayım. Hı-hı. Vicdanımla hiç vicdanla hasta arasına girmedim. Bu hep doğruyu söyledi bana. Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap dedi. Evet. Doğruyu söyledi bana. Hı-hı. Ne güzel. Ama ekibin çok iyi olması gerekiyor. Tabii. Çünkü zaten bakıyoruz oradaki pek çok ağrının sebebi de başka şey olabilir. Evet. Şimdi genelde o zaman şu anda mesela ekran karşısında tabii sizin bu söylemlerinizi ve bütüncül yaklaşımınızı gören sevgili seyircilerimiz doğal olarak tabii çok can kulağıyla dinliyorlardır. Ben de ne kadar çok bilgi aktarabilirsek o kadar iyidir diye düşünüyorum. Şimdi belle ilgili sorunda geliyor kişiler, boyunla ilgili sorunda geliyor, dizle ilgili sorunda geliyor. Yani osteopat dediğimiz zaman bir bütüncül bir yaklaşım söz konusu. Bütüncül. İşte karpal tünel sendromu, dediniz. Onlar güçsüz, işte dizde, bacakta herhangi bir kırıkta falan her şeyde geliyorlar. Mesela felçli hastalarda da çalışıyor musunuz? Tabii felçli bir hastamın tedavisini, evet, evde yaptım, öyle, hı-hı, geldim buraya. Fakat şöyle bir tablo var. Bakın, evet, felçte. Hasta bugün felç oldu. Hı-hı. Acile gitti. Evet. Acilde gider gitmez rehabilitasyon başlaması gerekiyor. Hmm. Rehabilitasyonu. Geç kalınmaması mı, evet, gerekiyor? Evet. Şimdi biz, evet, ben Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Hı-hı. Hacettepe'de biz okurken, nörolojide evet, internken, hı-hı, hasta gelir. Hemen omuza müdahale edilir. Şu pozisyon, evet, verilir omuza. 45 derece, 90, hı-hı, derece, el şöyle. Evet. Bu hasta istese de sakat kalmaz. Gelir gelmez. Hı-hı. Ayak şöyle. Diz, evet, hafif bükülü. Tamamen anatomik yapıya uyumlu. Ve ilişkiler felçli tarafta olur. Hı hı. Diyelim ben sağ felcim. Evet. Siz hep benim sağımda duruyorsunuz. Terapistim olarak, hı hı, doktorum olarak, hemşirem olarak hep sağ tarafta duruyorsunuz. Evet. Misafirim, annem, babam, karım, kocam, kızım, çocuğum olarak hep sağda duruyorsunuz. Yani tüm yakınlar felçli tarafta. Çünkü, evet, inkar mekanizması gelişiyor ablam. İnkar mekanizması. İnkar mekanizması geliştiği zaman da hasta ediyorsunuz ki sağ bacağınızı gösterin, solu gösteriyor. Solu, evet, gösterin, yine solu gösteriyor. Sağ nerede? Sağ yok diyor. Sağ öldü diyor. Sağ kısa diyor. Evet. Öyle bir bacağım yoktu ki diyor. İnkar mekanizması. Ama aynı gün müdahale ettiğimizde, aynı dakika müdahale ettiğimizde biz hastayı çok rahat toparlayabiliyoruz. İki, hastane sürecinde hemen egzersiz başlamalı. Şimdi egzersizin şöyle bir özelliği var. Felçli hastada hemen yas süreci başlıyor. Hı hı. Düşünün, evet, eve gittiniz, bir yakınınızı kaybettiniz. Yani telefon yanında bir yakınınızı kaybettiniz. Hemen yas süreci başlıyor. Kapanıyorsunuz. Evet. Kapanıyorsunuz ve kendinizi toparlamaya, enerji kaybını engellemeye çalışıyorsunuz. Felçli hastada da bu oluyor. Hı hı. Yas süreci de süreç içerisinde depresyona götürüyor. Hı. Ama siz doğru davranırsanız, evet, tam nörolog müdahale etti ya da, hı hı, acil tıpçı müdahale, evet, etti ve önlem aldı ya da alamadı. Ama hasta her halükarda sizlik. Yani fizyoterapistin, hı-hı, hastası, rehabilitasyon hastası. Evet. Şimdi siz burada doğru müdahale ederseniz hastaya, inkar mekanizması olmadan hasta normal hayatına devam eder, yaşar. Aksi takdirde inkar mekanizması gelişir. Erkek hastaysa problem daha fazla. Diyor ki artık ben karımın kocası değilim.
Çocuklarım da babasıymış. Çocuklarım artık beni adam yerine koymuyor. Çünkü artık ben güçsüzüm. Karım adam yerine koymuş. Artık ben güçsüzüm. Artık ben yarım adamım. Annelerde de canlarım benim. Şöyle bir şey oluyor. Diyor ki ben kadınlık yapamıyorum. Yani bulaşık yıkamıyorum, yemek evet. yapamıyorum. İşte temizlik yapamıyorum. Bütün bunların olmaması için birinci gün rehabilitasyon. Birinci günde acilen rehabilitasyon başlaması gerekiyor. Evet. Doğru ellerle ama şimdi şikayet etmeyi çok sevmiyorum fakat yani fizyoterapistin de eğitim kalitesini çok iyi olması gerekiyor. Evet. Biz üniversiteye girerken sadece Hacettepe Üniversitesi vardı. İyi bir dereceyle girdik. Çok iyi dereceyle girdik Hacettepe'ye. Bakın altını çiziyorum. Evet. Çok çok iyi dereceyle girdik Hacettepe'ye. Şu anda 701. kişi giriyorsa bu mesleğe burada bir durmak gerekiyor. Yani bir tarafta 1. 2. kişi giriyor. Türkiye 1.'si, 2.'si. Evet. İlk 3.000'deki insanlar giriyor. Girerken bir tarafta 701. Böyle bir şey yok. 701. kişi fizyoterapist olmamalı. Artık fizyoterapist alınırken özel seçilmeli. Bu insanın yüreği tartılmalı. Hangi tartı ölçüsüyle tartıyorsanız tartın ama yüreği tartılmalı. Hastaya karşı olan sevgisi, saygısı, hürmeti tartılmalı. Yani burada toparlayacak olursak özellikle felçli hastalarda diyorsunuz ki siz ilk o durum oluştuğu andan itibaren bir müdahale yapılırsa şansımız çok yüksek diyorsunuz anladığım kadarıyla aynen. değil mi? Aynen. Yani burada zamanında ve anında müdahalenin önemi kesinlikle gerçekten acil çok müdahale. Büyük. Evet onu özellikle belirtelim. Kalp krizi gibi düşünün. Hı-hı. Kalp krizi geçirdi hasta acil müdahale ve kurtuldu ya da Hı-hı. kalbi durdu. Evet. Kalp pompası yapıldı ve hasta Hı-hı. kurtuldu. Rehabilitasyonda böyle düşünmek gerekiyor. Yani evet. Siz, arabanız istediğiniz kadar sıfır olsun. Hı-hı. Tekeriniz patlaksa evet. Ya da rot balans değeriniz bozuksa Hı-hı. bu araba gitmez. Evet, doğru söz. Gitmez, bu arabayı götüremezsiniz. Hı-hı. Ama ekip olarak Hı-hı. başlamak gerekiyor bu işe. Yani ekibin her üyesinin yurt dışında böyle herkes kendi işini yapar. Hı-hı. Herkes kırmızı çizgisi vardır, sorumlu dahilinde davranır hastaya. Hı-hı. Diyetisyeni vardır, psikoloğu vardır, psikiyatristi vardır, dahiliyecisi vardır. Çocuk hastası çocuğu vardır, fizyoterapisti vardır, osteopatı vardır, hepsi vardır. Psikonörümüro vardır. Hocam bir de şimdi uzman fizyoterapist, osteopat dedik. Osteopatın ne olduğunu da artık sevgili seyircilerimiz daha iyi algıladılar diye düşünüyorum. Şimdi siz bir fizyoterapist bittikten sonra osteopatlık için ayrıca bir okul. 5 yıl okudum ben. Ayrıca okudum. Ben aynı zamanda ortopedik manuel Hı-hı. terapistim. Evet. Psikonörümüroğum aynı zamanda. Cinsel bu terapi. Bu hiç psiko? Psikonöroendokrinoimmünoloji. Bu ne demektir? İlk defa duyan şimdi 76'da Amerika'da bir evet. psikiyatrist hastaları tedavi ediyor ama hastalar Hı-hı. iyileşmiyor. Evet. Romatoloji, Hı-hı. dahiliye, endokrin, immünoloji, işte nöroloji, evet. beslenme, psikoloji, Hı-hı. antropoloji, kültür, sosyoloji hepsinin ortak noktası psikonöroimmünoloji. Evet. 360 saat aldık biz bu eğitimi. 240 Hı-hı. saatlik bir eğitimimiz daha var. Aralık ayında o başlayacak. Evet. Nedeni bunda da örneğin kabızlığınız varsa korkunun birinci semptomu kabızlıktır. Hı-hı. Nedir? Bir magnezyum vitamini verirsiniz. Yanına B6 evet. vitamini verirsiniz ve çözersiniz olayı. Biraz da sarılırsınız. Anneniz, babanız ya kan bağınız olan kim varsa. Evet. Hani korktuğunuz zaman gibi sarılıyorsunuz ya. Evet. Diyorsunuz ki eşinize, annenize, babanıza beni sahiplen diyorsunuz. Bak ben korktum. Hı-hı. Sırtınızı sarılıyorum sırtınıza, evet. elimi sırtınıza koyuyorum. Hı-hı. Saçınızı buraya okşuyorum ve siz rahatlıyorsunuz. Ağlıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Şimdi gözyaşı bezinde prolaktin hormonu saklı. Prolaktin hormonu stres hormonudur. Evet. Çok ağlarsak, duyuyoruz. Bayanlarda çok yüksekliğini evet, çok duyuyorum. Özellikle Loğusa döneminde. Evet. Bu çok önemli. Prolaktin hormonu yüksekse ağlarız. Hı hı. Ağlarsak gözyaşı beziyle atarız. Evet. Şurada akar, gözyaşı beziyle atarız ve rahatlarız. Ağlamazsak prolaktin hormonu, yani stres hormonu kalbe vurur. Hı. Buyurun kalp krizinin nedeni. O zaman şöyle bir şey var. Ağlamak en insani davranıştır. Sevmek gibi, uyumak evet. gibi, hı hı. duygusallık gibi. O zaman evet duygusallaşmışsak, duygulanmışsak gözyaşımıza engel olmamamız gerekiyor. Hı hı. Ya erkekler ağlamaz ya da kadınlar ağlamaz ya çocukların görüyor. Ya kocan görüyor ya genç kız. Böyle bir şey yok. Evet ağlayacaksınız. Evet. Ağlarsanız rahatlarsınız. Rahatlarsanız hı
Stresinizi ortadan atarsınız. Sigaranın zararı %12-13. Stresin zararı %17. Evet. Vücuda verdiği zarar, kalbe verdiği zarar %17. Evet. En büyük düşman stres. O zaman ne yapıyor? İşte psikoneuroimmünoloji de bunlarla ilgileniyor. Diyor ki, sorun bu diyor. O zaman ne yapalım diyor. Detaylı bir şekilde, çok detaylı bir tıbbi bilginiz olması gerekiyor. Evet. Ve bunu bütünleştiriyorsunuz. Örneğin diş etlerinizde kanama varsa diyoruz ki, bu hani doğal probiyotikler vardır işte, evet, yoğurtlar falan probiyotikler, diyoruz ki diş etlerinizi o probiyotik suya koyun. Suya koyun. O 20 dakika kalsın. Evet. Bir gün yapıp bir gün yapmıyorsunuz. O ince fırçalar var diş etlerini. Kanatın dişlerinizi tükürün. Evet. Onunla gargara yapın, tükürün. Çok basit tedavi. Çok basit bir tedaviyle siz örneğin diş eti kanamasını tedavi edersiniz. Bakın çok basit tedavi. Geçmedi. Yine diş hekimine gidin. Tabii ki biz gönderiyoruz diş hekimimize. Tabii. O konuda hiç sorunumuz yok. Çürük diş, tabii ki diş hekimimize gönderiyoruz. Evet. Ya da diyoruz ki ya kardeşim su için. Ama şimdi su en iyi tedavi su yapar ablam. Vagus siniri, vücudu iyileştiren sinir buradan çıkar, evet, 11. sinirle birlikte. Vagus siniri tüm vücuda gider. İşte kalça bölgesinde sakral plexus diye yayılır, evet, vücuda. Suyla çalışıyor. Bildiğimiz suyla çalışıyor. En iyi tedavi. İkincisi diyoruz ki kapkaranlıkta uyuyun. Göz onu gözü görmesin. Evet. Kapkaranlıkta parasimpatik sistem çalışıyor. Endorfin salgılanıyor, serotonin salgılanıyor. Mutluluk hormonları salgılanıyor. Ve siz uykunuzu alıyorsunuz. Çünkü aydınlıksa eğer korku hakim. Çünkü evrimsel olarak 100 bin yıl önce, 200, evet, 1 milyon önce hayvanlar, yırtıcı hayvanlar gündüz saldırırlardı. Atalarımız ne yapardı? Mağaraya girerdi, kapatırdı camları, kapıları. Zaten camları şöyle delikler vardı böyle küçük. Dışarısı dar, içerisi geniş. Bu aynı zamanda serinletirdi. İçeriği serinletirdi. Yani aynı zamanda görmeyi sağlıyordu. Kesinlikle karanlıkta uyumaları karanlıkta gerekiyor. Karanlıkta uyuma. Burada Yavuz sanırım süremiz doldu ama biz böyle çok güzel akıyor program gidiyoruz ama bir toparlamamız da gerekecek tabii ki. O kadar güzel bilgi veriyorsunuz ki sizin gerçekten bilgi birikiminizi yapmak için herhalde sevgili seyircilerimizle paylaşmak için süreler yetmez diye düşünüyorum. Sağ olun, hocam gerçekten şu anda en son mesela yine çok güzel söylediniz, karanlıkta uyumamız karanlıkta gerekiyor. Karanlıkta uyuma. Ama tabii programın süresini aştık bile zannediyorum. Kapatmam gerekiyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ben de osteopat, çok teşekkür ediyorum. Osteopat, uzman fizyoterapist İbrahim Mayda. Bu arada mevsimlere göre böyle daha çok şikayetçi olduğu kişilerin ağrılar da değişiyor mu? Mesela belli bir mevsimde bel boyu değişiyor. Değişiyor mu? Nasıl değişiyor oluyor? Çünkü güneşin, evet, hareketliğine, aynı hareketliğine göre vücut kendisine şekil veriyor. Evet. Günün uzamasına ve kısalmasına göre bağırsakların hareketliliği değişiyor. Evet. Doğal olarak bir de mevsimler değiştiğinde şimdi vücudumuz uyumlu yaza. Evet. Tak diye kış geldi. Yani sonbahar yok. Ya da işte, evet, tak diye yaz geldi. İlkbahar yok. Evet. Şimdi bu uyum süreci şöyle düşünün. Siyah elbise giymişsiniz. Birden çıkar beyaz giyiyorsunuz. Evet, elbiseleri değiştiriyoruz sizinle. Evet, evet, şey diyorsunuz ya biraz önce bir siyah bir beyaz ama şimdi niye değişti bu? Siyah beyaz gibi oluyor artık. Bunun da tedavisi maalesef, yine maalesef diyorum, beni bağışlayın, karanlıkta uyku. Karanlıkta uyku. Karanlıkta uyku. En iyi tedavi. Evet. Su. Ama suyu yudum yudum içersek su zehirlenmesi yapar. Kavrulduktan sonra içeceğiz suyu, lıkır lıkır içeceğiz. Öyle bir içeceğiz ki bir litre suyu bir seferde bitireceğiz ama 3-4 tat su içmeyeceğiz. Aksak da su zehirlenmesi yapar, o da kalp krizi yapar. Yani önce, birden içeceğiz. Evet, birden içeceğiz. Peki. Evet, gerçekten sohbet çok güzel. Çok güzel bilgiler akıyor ama maalesef ki işte sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Vermiş sağ olduğunuz olun, bilgiler olun için. Sevgili seyircilerimiz de bu bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben bilgilerimin şifa olacağını umut ediyorum izleyicilerimize. Saygı duyuyorum. Sevgilerimi iletiyorum herkese. Size saygı ve sevgiler iletiyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür eksik ediyoruz olmayın programımıza katıldığınız teşekkürler için. Her salı saat 20'de Meltem'le Yaşama Derdi. Bizler burada oluyoruz. Umarım sizler de ekran karşısında oluyorsunuzdur. Sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.